Kilo vermek için tabii ki kalori kısıtlaması önemli ama acaba aralıkla açlıkla beraber kalori kısıtlaması yaparsak bu daha etkili olabilir mi? Bu sorunun cevabını yeni çıkan bir çalışma veriyor. Aralıkla açlıkla beslenmenin sağlık açısından çok faydalı olduğunu aslında birçok kez anlattık. Hatta söyledik, birçok kronik hastalığın önüne geçiyor olabilir ve hatta fare çalışmalarında gösterildi ki aralıkla açlıkla beslenildiği zaman ömür daha uzun olabilir gibi bayağı iddialı tabii sonuçlar da var. Elbette bunların hepsini bilimsel çalışmaların ışığında konuşmak gerekiyor. Şimdi aralıkla açlıkla beslenirken birçok kişinin kafasındaki hedef de tabii ki kilo vermek ve özellikle sağlıklı kilo vermek. Bu konuyla ilgili yapılmış olan bir çalışma geçenlerde yayınlandı. Tıp dünyasının en prestijli dergilerinden bir tanesi New England Journal'da çıkmış olan bir çalışma bu. Orada araştırıcılar şöyle bir sorunun cevabını bulmaya çalışmışlar. Acaba biz kişilerde kalori kısıtlaması yapsak ve aralıklı açlıkla beslense, yani belli saatlerde yemek yese, yani kilo verme konusunda çok etkili mi? Onu da şöyle yaparız demişler. Kişileri 139 kişi almışlar. İki gruba ayırmışlar. Bu grupların bir tanesine demişler ki biz sizin kalorinizi kısıtlayacağız. İşte gün içinde istediğiniz saatte yiyin ama erkekler 1500 ile 1800 kalori arasında alsın gün içinde. Kadınlar da 1200 ile 1500 kalori arasında alsın demişler. Öte yandan diğer bir gruba da demişler ki gene aynı kaloriyi alacaksınız ama belli saatlerde alacaksınız. Ve demişler ki saat sabah 10 ile akşam işte 18 arasında, 6 arasında, yani akşam 6'ya kadar beslenin ve bu kadar kalori alın. Ondan sonra da bu iki grubu karşılaştırmışlar. Karşılaştırırken birinci kriterleri kilo vermek olmuş. İkincil sonlanma noktası, yani bu çalışmanın diğer sonuçları da kilo vermenin dışında başka neye bakmışlar? Vücut kitle endeksine bakmışlar. Vücuttaki yağ oranına bakmışlar. Bel çevresine bakmışlar ve bunlarda da bir farklılık oluyor mu iki grup arasında, onu değerlendirmişler. Şimdi kalori kısıtlaması tabii ki tek başına etkili yöntemlerden bir tanesi. Bunu biliyoruz zaten. Bütün diyetlerde buna neredeyse dayanıyor. Şöyle şunu söylemek lazım. Yani bizim bir kilo vermemiz için ya özür dilerim. 500 gram, 450 gram civarında kilo vermek için 3500 kaloriyi azaltmak gerekiyor. Yani 3500 kalori kaybettiğin zaman aslında neredeyse yarım kilo kaybediyorsun. Ama daha önceki videoların bir tanesinde de söylemiştim size. Yani kilo alıp verme konusunda vücudumuz o kadar kolay adaptasyon sağlıyor ki çok hızlı bir şekilde bu hemen kendini adapte ettiği için de matematiksel hesap her zaman doğru çıkmıyor. Neyse, şimdi bu çalışmada dediğim gibi iki grup var sonuçta. 28 ile 35 arasındaki vücut kitle endeksine sahip olan kilolu insanları dahil etmişler bu çalışmaya. İnsanların bir kısmı çalışmayı bitirememiş. 120'ye yakın kişi çalışmayı bitirebilmiş. Ve çalışmanın sonunda görülmüş ki tek başına kalori kısıtlaması yapan grupta ortalama 6.3 kilo kaybedilmiş. Ama aralıklı açlıkla kalori kısıtlaması yapan grupta 8 kiloya yakın kilo kaybı olmuş. Şimdi burada baktığın zaman evet, sanki hani aralıklı açlıkla beslenen ve kalori kısıtlaması yapılan grupta sonuç daha etkili gibi görünüyor. 8 kilo kaybedilmiş ama istatistiksel çalışmasını yaptığın zaman sonuç istatistiksel olarak anlamlı çıkmıyor açıkçası. Bu ne demek? Yani sonuçta iki grup arasında eğer anlamlı bir fark yoksa istatistiksel olarak nedense bunu da söyleyemedim bir türlü. Burada bir fark yok anlamına geliyor. Yani bu çalışma diyor ki kardeşim, sen ister aralıklı açlıkla beslen, ister tek başına kalori kısıtlaması yap, bu hiçbir şey fark ettirmiyor. Aynı derecede kilo vermede etkili. Şimdi diğer çalışma sonuçlarına baktığın zaman, yani nelerden bahsetmiştik? Mesela bel çevresinden bahsetmiştik. Vücuttaki yağ oranından bahsetmiştik. Vücut kitle endeksinden bahsetmiştik. Burada da çok bir fark olmadı, anlamlı bir fark olmadığı ortaya çıkmış durumda bu çalışmanın sonunda. Yani bu noktada tabii bu çalışmada bazı eksikliklerin de olduğunu söylemek lazım. Hani anlamlı bir fark yok deyince hani aralıklı açlık bir işe yaramıyor mu gibi bir soru çıkıyor aslında. Hayır, böyle değil. Bir kere bu çalışmanın dediğim gibi bir takım eksik yönleri var, onu söylemek lazım. Bir kere
Çin'de bu çalışma yapılırken aşırı obez olarak tanımlanan grup, vücut kitle endeksi 28'in üzerindeki grup olarak tanımlanmış. Biz 30'u üzeri olarak bunu tanımlıyoruz. Dolayısıyla burada bir uyumsuzluk söz konusu olabilir bir kere. İkinci önemli nokta şu, aralıklı açlıkla beslenirken biz her zaman olduğu gibi düşük karbonhidrat alımının önemli bir konu olduğunun altını çiziyoruz. Mesela bu çalışmadaki diyette, hani demiştim ya işte kadınları 1200-1500 arası kaloride tutmuşlar, erkekleri 1500-1800 arası kaloride tutmuşlar günlük. Mesela buradaki kalori dağılımına baktığın zaman %40 ila %55'i karbonhidrattan geliyormuş. %15-20'si proteinden geliyormuş. %20-25'i de yağ olarak tanımlanmış. Şimdi özellikle aralıklı açlığın bence faydalı olması için biraz karbonhidrat miktarını azaltmakta fayda var. Yani evet, bir ketojenikten bahsetmiyoruz ama karbonhidrat düzeyini düşürmek bence kilo vermede en etkili yöntemlerden bir tanesi, aralıklı açlıkla kombine ederseniz. Bu çalışmada o yok. Biraz karbonhidrat oranı yüksek gibi görünüyor. Artı bu çalışmada tabii şey de yok. Yani mesela enerji yakılması nasıl olmuş, o da hiç test edilmemiş ve incelenmemiş. Yani hani bu insanların idrar üzerinden mesela ne kadar kalori yaktığını görebiliyorsun. Egzersiz yapmış mı, yapmamış mı? Bunları test edebiliyorsun. Bu çalışmada o da yapılmamış mesela. Dolayısıyla burada bazı açıkların olduğunu söylemek mümkün. Ama hani bu çalışmanın sonucunda bizim şunu rahatlıkla söylememiz lazım. Bir, kalori kısıtlaması kişide kilo kaybını sağlıyor. Son yıllarda çok tartışılan konulardan bir tanesiydi. İşte tek başına kalori bir kriter değildir. İşte hani önemli olan ne yediğiniz, ne içtiğinizdir. Evet, doğru. Yani bu çalışma biraz da onu gösteriyor. Anlamlı fark olmadığı için belki de. Hani hakikaten kalori şu an için çok birinci sırada değil ama sonuçta gördüğünüz gibi önemli noktalardan da bir tanesi. Yani kalori kısıtlaması yaptığınız zaman kilo kaybını sağlıyorsunuz. Bunu unutmayın. Bu anlamda biraz önce söylediğimiz gibi yediğiniz yiyeceklerin oranını da dikkatli bir şekilde test etmek, dikkatli bir şekilde ayırt etmek ve oranlamak bence önemli noktalardan bir tanesi. Bunun da altını bence çizmek lazım. Aralıklı açlıkla ilgili birçok video yaptık zaten. Daha ayrıntılı bilgileri görebilirsiniz ama bu çalışma sırasında da insanlara aralıklı açlıkla beslenmesi 16'ya 8 modeliyle tanımlanmış. Biliyorsunuz 3 yöntem daha fazla kabul sağlıyor şu anda aralıklı açlıkta. Ya 16'ya 8 modeli, ki en kolay uygulanabilir yöntemlerden bir tanesi. Yani 16 saat aç kalıyorsunuz, 8 saat yemek yiyorsunuz. Burada işte hep konuşurken biz şunu derdik, yani 8 saat dilediğinizi yiyebilirsiniz. Ha, demek ki orada bunu bir gözden geçirmemiz lazım. Yani aralıklı açlıkla beslenmeye başladıysanız 8 saat dilediğinizi yemeyin. Kalori kısıtlaması da mutlaka yapın. Ama şunu hemen eklemek istiyorum. Yani biz burada bunu ben daha önce birçok kez söyledim ama altını çizmek için bir daha söylüyorum. Bir işi yaparken ne için yaptığınızı iyi tanımlamanız lazım. Yani siz mesela bu işi kilo vermek için mi yapıyorsunuz, sağlıklı kalmak için mi yapıyorsunuz? Aslında sağlıklı kalmak için yaptığınız zaman aralıklı açlıkla beslenmenin bayağı faydası olduğunu söyleyebiliriz. En azından ilk veriler onu gösteriyor. İleride belki daha farklı çalışma sonuçları, farklı farklı şeyler söyleyecek bize. Ama en azından bunu bilerek yapın. Sağlıklı kalmak için yapacağınız her şey zaten size fayda verecektir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bir de sürdürülebilir olması çok önemli. Yani mesela 16'ya 8 modeli demiştik. 16'ya 8 modeli sürdürülebilir bir model. Diğer aralıklı açlık modelleri arasında ne var? Mesela haftada 2 kez 600 kalorinin altında kalabilirsiniz. Bu da modellerden bir tanesi. Veya ye dur ye modeli var. Yani 2 gün tam yiyorsun, bir gün neredeyse 24 saat açlık yapıyorsun. O da seçeneklerden bir tanesi. Ama dediğim gibi önemli olan bence burada hakikaten devamlılığı sağlayabilmek. Siz de lütfen buna özen gösterin. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu dakikaya kadar benimle kaldıysanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.